mı? Ne istiyorsun? Ne oluyor? Bir şey yok. Ne istiyorsun? Yani gidecektim onu haber vermeye. Bana ne? Yağmur sen iyi misin? Ha? Ya dün akşam ne güzel konuşuyorduk, birden ne oldu yani, rüyanda bir şey mi yaptım sana? Bak zaten oğlumun hatırına bu evde durmaya katlanıyorum. Yoksa bir dakika bile durmam. Hemen gideceğim zaten. Anlamadım. Yani gerçekten anlamadım. İstersen ben bir gideyim, 10 dakika sonra geleyim. Sen de bir uyu, öyle güzel bir kalk. Yatar mıyım ben bu yatağa? Sen beni ne zannediyorsun ya? Sen beni ne sanıyorsun? Bir de utanmadan getiriyorsun, bu odaya koyuyorsun. Sen ne düşüncesiz, ne tuhaf zevkleri olan, ne pis bir adam çıktın ya. Ne? Ya sus hala konuşma, sus. Hayır, ne zevki ya? Neden bahsediyorsun sen? Evlenin körü zevki. Koskoca adam. Gören de efendi zanneder. Sen bir psikoloğa mı gitsen ha? Yani galiba tüm bu olaylar senin biraz sinirlerini bozdu. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Sen bozuyorsun benim sinirlerimi. Yağmur bak, ağır oluyor ama. Ağır oluyor. Ağır oluyor öyle mi? Sen Kaan'a dua et. Az bile söylüyorum. Ben siz rahat edin diye bu odayı verdim size. Ne oluyoruz ya? Ha, salak gibi uyur mu dedin? Ne? Ya çıkar mısın? Çıkar mısın? Tamam bak. Evet, ben sana bir Melisa çayı yapacağım. Melisa kim ya? Ne Melisa'sı ya sabah sabah? Çay Yağmur, çay. Melisa çayı. Rize içiyorduk ya biz. Melisa daha mı güzel? Ya çık, çık benim sinirlerimi bozma, çık. Gerçekten yani ne oluyoruz ya? Anlatın bakayım, yokluğumda neler döndü? Komiserim, bir insan kaçakçılığı işi var. Dallı budaklı bir iş. İnsan kaçakçılığı ile organ kaçakçılığını birleştirmişler abi. Garibanı organ karşılığında mı kaçırıyorlar? Aynen komiserim. At onu sepete, çıkışta bakacağım. Emredersiniz. Ne haber lan Mehmet? Eyvallah komiserim. Oh be! Ne güzel değil mi lan ha? MKC'siz hayat. Acil kodlu, bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Tekrar ediyorum. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Saldırı yapan araçlar Köprücük Mahallesi'nden çalıntı araçlar. Dişek Ekrem'in adamları bunlar. Tekrar ediyorum. Ekrem. Saldırganlar büyük ihtimalle Dişek Ekrem'in adamları. Dişek Ekrem. Beynini mi hortladın lan? Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halinde çapraz ateşe alındı. Kağıthane TEM bağlantısında destek bekleniyor. Tekrar ediyorum. Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir... Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul'da bu sabah saatleri sıcak geçiyor. Ajanslara aynı anda iki saldırı haberi düştü. İlki Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı lojmanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Kozancı'nın hafif yaralandığı saldırıdan sonra... Yine sabah saatlerinde ağır ceza hakimi Mevlüt Dinç'in aracı seyir halindeyken kurşunlandı. Emniyet güçleri her iki olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken saldırganların izini kaybettiğini... Kimsiniz ulan siz ha? Kimsiniz? Emniyet muhabirlerimizden gelen bilgi ise saldırının ortak noktasının dün öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Ekrem Kuzgun olduğu şeklinde. Suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 8 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun, İstanbul'un önemli yeraltı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Fişek Ekrem lakaplı suç örgütü lideri daha geçen yıl adliye çıkışında basının önünde savcı ve hakimi tehdit etmiş, bugünlerin sinyalini o zaman vermişti. Hadi.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.